sokağa çıktığınız zaman kendinizi güvenli hissediyor musunuz? Hayır, hissetmiyoruz. Bu son olaylardan sonra psikopatların sokaklarda dolaşmasını istemiyoruz artık. Yeter, bu kadar kadın öldü. Daha fazla kadının ölmesini istemiyoruz. Bıktık artık. Yöneticilerin, artık idarecilerin mutlaka tedbir alması gerekiyor. Daha kaç kadın ölmesi gerekiyor bunlar için? Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hayır, güvenli hissetmiyoruz. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Yanımızda illa, çünkü erkeklere güven olmuyor, ülkede adalet sistemi yok. O yüzden güvenli hissetmiyoruz. Peki nasıl önlemler alınmalı ki bu kadına şiddet, çocuk, adalet sağlanmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Çünkü hiçbir şey, herkesin hakkında eşitlik falan yok. Onun için hiçbir şekilde. Sizin başınıza geldi mi böyle bir şey? Yani taciz geliyor. Önümü falan kesenler oluyor arabayla. Geçen yaşadım. Wow. Evet, geçen yaşadım. Arabayla önümü kestiler. Ve yakalıyor polis, karakola. Yani tekele, hayır, tekele falan girmesem hiçbir şekilde beni kurtaran falan olmayacaktı onun için. Hemen sizdeyim. Hayır, güvenli hissetmiyorum ben de. Yani hep bu tarz şeyler zaten oluyor artık. Can güvenliğimiz kalmadı. Yani kadın hakları diye bir şey yok aslında. Artık bitti. Ya bir türlü soru gelmiyor kadın cinayetlerinin. Hiçbir şekilde olan şey de artıyor yani. Bitmiyor maalesef. Yani artık sokağa çıkarken korkuyoruz. Çok teşekkür ederim. Beraber misiniz? Evet. Sizdeyim. Sen neler düşünüyorsun? Bunların engellenebilmesi, sonunun gelebilmesi için eğitim şart. Eğitimsizlik çok büyük bir etken. Eğitim gerektiği gibi verilirse sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gitmeyin bir saniye. Nereden takip? Egenet TV, YouTube'da. Şöyle fotoğrafını... Abone olursunuz değil mi? Süpersiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ortalık dağılım diye çek. Evet. Merhaba hanımefendi, iyi günler. Günümüz koşullarında sokağa çıktığımız zaman kendimizi güvenli hissediyor musunuz hanımefendi? Neden efendim? Neden derken? Yani nasıl edelim ki? Ya işte taciz olayları, tecavüz olayları, evet. Kadın cinayetleri o kadar arttı. Evet, çoluğumuz çocuğumuz var, torunlarımız var mesela. Güvenli salamıyoruz. Nereye yollasak peşinden gidiyoruz çocuklarımızın. Ben kendim için de geçerli bu. Ne yapılmalı ki, nasıl önlemler alınmalı ki bunun sonu gelsin, sonlandırılsın yani bir şekilde? Valla, işte suçlular görmek istemiyor yani. Suçlular salınmasın, salınıyor. Kaç tane suçtan sabıkası var, dışarılarda geziyor. Niye geziyor? Adalet yok ondan. Bu kadar. Neden? Hayır, artık kadın cinayetleri çok arttı. Biz kendimizi çok tedirgin hissediyoruz. Devletin de bu konuda yaptığı bir şey yok. Yani tedirginiz. Peki nasıl önlemler alıyorsunuz? Yani artık biber gazı alıyoruz yanımıza. Çıkarken tek çıkmıyoruz. Özellikle akşamları çok çıkmıyoruz. Yani bu şekilde evden çıkmamaya çalışıyoruz. Başınıza geldi mi? Taciz vakaları geldi. Taciz ediliyoruz. Özellikle pazarlarda. Allah Allah. Evet, kadınların dikkat etmesini istiyorum ben bu konuda. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hiç güvende değilim. Neden efendim? Duyuyorsunuz 3-4 gündür devamlı televizyonda o ölüm haberleri. Hep kadınlar öldürülüyor. Cinayet, taciz. Evet, evet. Nasıl güvende hissedelim? Yani nasıl güvende hissedelim? Başınıza geldi mi efendim? Yok, çok şükür gelmedi. Yanımda hep eşim oluyor çıktığım zaman. Ama yani çoluğumuz, çocuğumuz için endişe ediyoruz. Nasıl önlemler alınmalı ki sonlandırılsın? Bunu devlet önlem alacak. Alıyor polis, diğer taraftan serbest bırakılıyor. Yani söyleyemedim. Yani hukukumuz, adaletimiz bu yönde eksik. İyi günler. Teşekkür ederim. Nereden röportaj? Şimdi yeni gelen nesil Z kuşağı. Bundan sonra gelecek olan X Z'leri çok tehlikeli. Çok dikkat etmek gerekiyor. Abi nasıl önlem alınmalı ki bu olaylar biraz daha böyle azalsın ya da tamamen kaldırılsın? Bitsin yani. Dünyanın sonuna yaklaşıyorsa artık dünya çığırından çıkmış. Diyorsun. Aynen. Eyvallah abi. Abi sokağa çıktığın zaman kendini güvende hissediyor musun abi? Ben güvendeyim ya. Önce Allah. Diyorsun. Tabii Azrail geldi mi fark etmiyor. Eyvallah baba, sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Nereden takip edeceksin röportajını? Nereden?
Sokağa çıktığınız zaman kendinizi güvenli hissediyor musunuz? Asla. Neden efendim? Çünkü hiçbir güvencemiz kalmadı artık bizim. Cinayetler, şeyler. Hani küçük bir kasabada yaşıyoruz evet ama biz de önümüze arkamıza bakmadan yürüyemiyoruz maalesef. Başınıza geldi mi herhangi bir taciz? Yok, şu anlık gelmedi. Nasıl önlemler alıyorsunuz ya da almalısınız ki kendinizi müdafaa edilsiniz, savunabilirsiniz? Yani eşimle çıkmaya özen gösteriyorum. Kimseye dalaşmıyorum. Yani çocuğumu okula götürüp getiriyorum o şekilde şu anda. Teşekkür ederim. Güvende hissediyor musun? Falan? Hayır, hissetmiyorum. Neden efendim? Çünkü her an birileri sanki sataşacak, birileri herhangi bir şey söyleyecek gibi bir durum var. Son 20 yılda insanlar gerçekten böyle vahşi bir duruma geldi. Onun için hiç güvenli hissetmiyorum. Aynen. Özellikle de kadınlara yönelik cinayetler son 20 yılda acayip bir şekilde arttı. Nasıl önlemler alınmalı ki sonlandırılsın? Vallahi önlemler alınmıyor. İstanbul Sözleşmesi biliyorsunuz gecenin bir seher vakti. Onu reddetmeselerdi dediğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi bu kadın cinayetlerine engel olacaktı. Ama tarikatlar tarafından ben öyle düşünüyorum reddedildi. Sağ olun.